Bir refleks olarak hıçkırık göğüs boşluğuyla karın boşluğunun arasında yer alan ve bu boşlukları birbirinden ayıran diyafram kasının ani ve istem dışı kasılmasıdır. Hıçkırık tuttuğunda bu kas tekrar eden döngüler şeklinde kasılır. Ses tellerinin bulunduğu gırtlak boşluğunun aniden kapanmasıyla ve bu esnada birden alınan nefesin oluşturduğu sesle birlikte görülür. Toplumda her yaştan ve cinsiyetten kişide yaygın olarak görülen ve çoğunlukla kısa süre içinde kendiliğinden geçen bir tür rahatsızlıktır. Hıçkırık oluşumuna çoğunlukla yemek yerken farkında olmadan yutulan hava neden olur. Bazen sinir sistemi rahatsızlıkları, zatüre, kalp büyümesi, kalp krizi, mide rahatsızlıkları ve yemek borusu tıkanıklığı gibi pek çok farklı hastalığın belirtisi olarak da görülebilir. Medikal Park Hastanesi İç Hastalıkları bölümünden Profesör Doktor Semir Paşa, hıçkırık hakkında bilgi verdikten sonra nasıl geçeceğini şöyle açıkladı. Stres, kaygı ve diğer ani duygusal değişikliklerin diyaframı uyaran hormonların salınımına ve diyaframdaki kasılmaların oluşmasına neden olur. Soluk alıp vermenizi kolaylaştıran diyafram ve interkostal kasların istemsiz, aniden kasılmasıyla oluşan hıçkırığın fonksiyonu ise tam olarak bilinmemektedir. Ortalama olarak dakikada 6 ila 12 kez oluşan hıçkırık, çoğunlukla müdahale edilmeksizin birkaç dakika içinde kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda bir aydan uzun süren inatçı hıçkırık ise pek çok hastalığın habercisi olabilir. Bu yüzden 2 saatten uzun süren hıçkırık varlığında uzman hekime başvurmak gerekir. Peki hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırığı geçirmek için solunum manevraları uygulanabilir. Bunlar arasında Valsalva manevrası, yani ağız yoluyla nefes aldıktan sonra burun kapatılarak havayla burunda küçük bir basınç oluşturulması ve böylece kulak zarının dışa doğru hareket ettirilmesi sıklıkla kullanılır. Aksırmak, nefes tutmak da hıçkırığın geçmesine yardımcı solunum manevraları arasında yer alır. Bir diğer yöntem olan kateter yardımıyla üst yutak bölgesi olarak bilinen nazofrekansın uyarılması da hıçkırığın giderilmesine yardımcı olur. Bu yöntemle nazofrekans kateterle doğrudan uyarılır, buzlu suyla gargara yapılabilir, toz şeker ya da sert bir ekmek parçası yutulabilir. Dil dışarı doğru çekilebilir ya da limon ısırılarak da yapılabilir. Ayrıca solunan havada karbondioksit miktarını artırmak için kısa aralıklarla kese kağıdı ve benzeri bir nesnenin içinde solumak da hıçkırığı ortadan kaldırabilir. Bazı durumlarda ilaçlı veya cerrahi yöntemlerle de tedavi uygulanabilir. Hıçkırık neden olur? Hıçkırık oluşumunun pek çok sebebi bulunmaktadır. Çoğunlukla istemsiz hava yutulmasından, aşırı yemekten, gazlı içeceklerden, aşırı alkol tüketiminden ve gastrointestinal yani mide bağırsak sisteminde ani ısı değişimlerinden kaynaklanır. Hıçkırık nedenleri çoğunlukla psikolojik kaynaklıdır. Ani duygu değişimleri, heyecan, korku ve stres hıçkırığı tetikleyebilir. Bunun yanı sıra mide gazı, sıcak yiyecek ve içecekler, baharatlı besinler, alkol ve diyabet gibi toksik ve metabolik nedenler de hıçkırığa neden olabilir. Tümör varlığı, travma, menenjit, kalp damar hastalıkları ve ameliyat sonrası genel anesteziye bağlı olarak görülebilir. Ayrıca kullanılan steroid, benzodiazepin türü ilaçlar, antidepresanlar, antibiyotikler, dijital preparatlar, göz tansiyonu, guatr, zatüre, kalp krizi iltihabı, kalp krizi, karaciğer, bağırsak, pankreas hastalıkları, astım, faranjit ve kulakta yabancı cisim varlığı hıçkırık oluşumunu tetikleyebilir. Bazen tek başına hıçkırık kalp krizinin tek bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Sıklıkla sorulan hıçkırık neden tutar sorusunun pek çok farklı yanıtı bulunduğundan uzun süre geçmeyen hıçkırık varlığında uzman hekime görünmelidir. Hıçkırık şikayet süresine göre 3 gruba ayrılır. 48 saat süreyle geçmeyen hıçkırık, 48 saatle 1 ay arasında süren persistan hıçkırık, 1 ay ile daha uzun süre var olan inatçı hıçkırıktır. Hıçkırık hastalık habercisi olabilir mi? Çoğunlukla gülme, gıdıklanma, farkında olmadan hava yutulmasına, sigara ve alkol tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan
kısa süre içinde kendiliğinden geçen hıçkırık, geçici bir rahatsızlık olabileceği gibi uzun süreli ve geçmeyen hıçkırık başta kalp ve diğer organlarda var olan bir hastalığın habercisi de olabilir. Merkezi sinir sistemine ve sindirim sistemine bağlı hastalıkların varlığında da hıçkırık bir belirti olarak görülebilir. Merkezi sinir sistemi hastalıkları arasında inme, ensefalit yani beyin iltihaplanması, menenjit ve kafa travmaları yer alır. Yaygın olarak hıçkırığın eşlik ettiği sindirim sistemi hastalıkları ise reflü, gastrit, peptik ülser, pankreatit, safra kesesi hastalıkları ve hızla yeme, içme ve anksiyete bağlı olarak istemsiz ve aşırı derecede hava yutulması sayılabilir. Enfeksiyon hastalıkları ve oluşan yeni dokulara yani neoplazmalara bağlı olarak ortaya çıkan lef noduyla dirençli hıçkırığın nedenleri arasında yer alabilir. Uzun süre geçmeyen inatçı hıçkırık kişinin yeme, içme, konuşma ve uyuma gibi günlük aktiviteleri yapmakta zorluk çekmesine neden olur. Bir süre sonra bitkinlik, yorgunluk, dehidrasyon, diğer bir deyişle su kaybı ve kilo kaybı gibi problemler oluşabilir. 48 saatten uzun süren hıçkırık klinik öneme sahip patolojik bir durumdur. Uzun süre geçmeyen hıçkırık varlığında mutlaka uzman hekime başvurarak altta yatan sebepler araştırılmalı, önlem alınarak tedaviye başlanmalıdır. Sizin de inatçı hıçkırık gibi uzun süredir devam eden hıçkırık şikayetleriniz varsa sağlık kontrollerinizi yaptırmayı mutlaka ihmal etmeyin.